neden Evet. ehemmiyetli olduğunu anlamak manasında. Evet. 50'li yıllarda, yani herhalde 55-56'dan sonra bu elimizdeki tevafuklu Kur'an var. Allah lafız var, şöyle alt alta yazılı olduğu böyle bir Kur'an'ı Bediüzzaman Hazretleri'nin keşfidir. Yani eski Kur'an'ları alın, onların hiçbirisinde bu şeyi göremezsiniz, yoktur. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, eğer imkan olsa bu tevafuklu Kur'an'ı Almanya veya İtalya'da bastırsak diyor. Şimdi arabanın içindeler. Bayram Yüksel abi var, Zübeyir abi, herhalde Ceylan abi, başka kim var yanlarında bilemiyorum. Şimdi Bayram abinin kalbine geliyor. Ey üstadım, bu Kur'an'ı Almanya, İtalya'da bastırmak kim, biz kim diye. Sadece içinden geçiyor. Hemen dönüyor Bayram abiye. Bayram diyor, sizi Almanya'ya gönderir, oralarda, fabrikalarda çalıştırır, bu Kur'an'da bastırtırım diyor. Daha Almanya yok yani, o zaman gündemde öyle bir şey yok. Sene 55, 56 veya 57 olsun. Yani 61'de Türkiye ile o sosyal anlaşma deniliyor. Almanya, Türkiye imzaladı. Ondan sonra ilk kafirler yavaş yavaş gitmeye başlıyorlar. Tabi Kur'an'ın ne derler, Almanya'da bastırılması, yani İslam dünyasının birleşmesi, İttihat İslam, Kur'an, Tevafuklu Kur'an'ın yazılması, bastırılması, Risale-i Nur medreselerinin açılması ve Arabistan'da Risale-i Nur'un yayılması, İslam'ın en büyük şeyi, gayelerinden işte birkaç şeyi hedef bu. Dolayısıyla bu maksada matif olur. Tabi Kur'an'ın bastırılması ne zaman tahakkuk ediyor? Bu Türkiye'den Almanya'ya işçi çalışmak için giden ağabeyler oralarda işte. Yani vatandaşlarımız gittiği gibi Nur talebeleri de gidiyorlar. Ve 70'li yıllarda şöyle düşünün. Orada bir cami var, bir mescit, bir alışveriş yapacağınız bir bakkal bile yok yani. Dil yok. Gidip yumurta alacak, tavuk gibi ses çıkararak yumurta alan veya tavuk eti alan. Yani büyüklerimiz için gülünecek bir durum ama hakikaten bir vaka. Neyse, sene 71, Berlin'de Muhsin Alkonavi abi var. Muhsin Alkonavi abi 2-3 sene önce vefat etti. O da 50'li yıllarda şey yapıyor, üstada haber vermeden Berlin'e gidiyor. Daha sonra mektup yazıyor Muhsin abi. Muhsin diyor, yazları şeye diyor, Bosna'ya, yani Saraybosna'ya gitmek şartıyla oraya git. Yani Bosnalılara Risale-i Nur'ları anlat diyor. Ve daha sonra da işte Berlin'de orada hizmetine devam et diyor Abdülmuhsin abi. Allah olsun bir böyle bir şey yapmış hizmetleri. Ama asıl hizmetin hareketli hale gelmesi, buradan giden artık oraya çalışmak, rızkını kazanmak için giden dedelerimiz öyle diyeyim. Artık onlar vasıtasıyla şey oluyor. Neyse, 1971 yılında yine Ali Üçer abi, Kenan abi var. Kenan Yeşilar, kendisi Stuttgart'ı. 1971 yılında Nurtaşı Medresesi'nde orada karşılaşıyorlar. Ali Üçer abi daha şey okuyor, Arap Fars dilleri okuyor İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde. Nereye gidiyorsun Kenan kardeş diyor. Almanya'ya gidiyorum abi diyor. Ne işin var o gavurluğunda diyor. Ne işin var o gavurluğunda? Alamın ifadesi. Kaderin tecellisine bakın. Alem bunu diyor ama 3-4 ay sonra şey Ramazan 1971 yılında Kasım ayında Ramazan Berlin'den Abdülmüslim abi şeye Fırıncı abiye arıyor. Diyor ki bize diyor Ramazan için kıraatı güzel olan, namaz kıldıran, hitabeti güzel olan bir imam lazım. Kimi gönderirsiniz falan diye. Abiler ısrar ediyorlar. Ali Fer abi. Ortaya giriyor. Ali Fer abi Almanya'ya gönderiyorlar. Dolayısıyla Ali abi 71 yılı Kasım ayında Berlin'e gidiyor. İşte orada artık bilemiyorum, 1-2 hafta namaz falan kıldırıyor. O günlerde şimdi Almanya haritasını önünüze alırsanız Berlin şey Polonya'ya doğru, o tarafa doğru yakın, yani doğu tarafta tam 680 kilometre, yani 700 kilometre şöyle batıya doğru gelin, Belçika sınırında Aachen diye bir şehir var, Aachen. Orada İslam merkezi var, Arapların yaptırmış olduğu bir cami var. Orada bir İslam konferansı var. Almanya'daki o zamanki mevcut İslam cemiyeti temsilcileri katılıyor. Berlin'den de Ali abi, Ali abiye diyorlar, sen de git katıl. Ali abiyle artık öyle yanına kimle geliyor bilemiyorum. O da bu toplantıya katılıyor. Köln'den Mevlüt Dursun, Kayserli, Hasan Dursun var, Dursunlar. Hasan Dursun Köln'den, o da o toplantıda. Muhsin Şimşek abi, Nur talebesi Stuttgart'tan, o da orada.
Şimdi Ali abi o kadar güzel konuşmalar yapıyor ki orada, böyle çok ateşin, heyecanlı, insanları harekete geçiren, başladı mı 3-4 saat öyle bir, yani elinde Risale-i Nur, işte şurada şu mesele vardı, açar şu, ondan sonra şey yapar, şurada bir mesele vardı, açar orayı, ondan sonra oradan okur, işte şu kitapta şurası var falan, o kadar çok, yani Risale-i Nur hakim, konuşması da çok akıcı. Ve Ali abinin bu konuşmaları sonucu Hasan Dursun, Ali abiyi Köln'e davet ediyor, abi benimle gitmeyin diyor. Dedi, Köln'de misafir edelim. Neyse Ali abi artık Berlin'e gitmiyor ve Köln'de kalıyor. Şimdi olay şu, kalacak, yani şöyle bir medrese yok. Şimdi Hasan Dursun abinin evi var ama orada kendisi Ford fabrikasında çalışıyor. Gece veya gündüz oraya işe gidiyor. İşten geldikten sonra beraberce işte Ali abiyle beraber eve gidiyorlar. Ondan sonra işte iftar falan filan ediliyor, namaz kılıyorlar. Sabah saat 5'te Hasan Dursun abi tekrar kalkıyor. Ali abiyle beraber evi terk ediyorlar. Ali abi parklarda falan vakti geçiriyor. Hasan Dursun abi işten çıkıyor 2:30-3'te. Onu tekrar buluşuyorlar, gidiyorlar. Böyle 3-4 ay beraberce Hasan abinin evinde kalıyorlar. Sene 72 yılı oluyor, Mart ayı. Almanya'da şey olur, Ostern tatili, böyle yumurta falan filan işte bayarlar, ederler bilmiyorum. Yumurta bayramı dedi, Paskalya bayramı böyle, Paskalya bayramı. O vesileyle Ali abinin elinde Türkiye'den aldığı adresler, telefon numaraları var. Onlara hem telefon ediyor, yazıyor. Köln'de bir şey, okuma programı. 2-3 günlük hem tanışma, okuma programı yapalım diye. Kimisini telefonla arayarak, kimisini yazarak Köln'e davet ediyor. Yani kalınacak bir yer de yok. Hasan Dursun abinin 2 katlı bahçeli bir evi var. Orada kalacaklar. Hanımı da Nur talebesi değil. Kocasına diyor, ya bu kadar yabancı bir adam ne işi var bizim evimizde falan diye karşı çıkıyor kadın. Ama o günlerde kaderin şeyi, kadın bilinmez bir şeyden, ağrı veya vücutça bir ağrıdan, hastalıktan hastaneye gönderiliyor. Ne olduğu da belli değil. İşte Ali abi işte 24-25 kişi, onlardan bir tanesi Mehmet Erkan abi, şeydir halen yaşıyor. Ondan sonra 24 veya 25 kişi, Alf Aptaş falan birkaç isim şu an hatırlıyorum. Mevlüt Sönmez, Salih Uğur, Miş'ten, artık daha başkaları da var. Köln'de bir araya geliyorduk. 3 günlük bir okuma programı ve bu programda artık Mevlüt Dursun'un evinde bu program icra ediliyor. 72 yılı Mart ayı. Evet. Ondan sonra tabii program bitiyor. Herkes memleketlerle dönüyor. Kadın artık bir sebep bulamıyorlar. Hasan Dursun abi tekrar evine gönderiyorlar. Şimdi bu aslında Köln'deki bu okuma programı aynı zamanda şeydir. Risale-i Nur'un Avrupa'da doğumudur. Risale-i Nur hizmetin Avrupa'da miladı Köln'deki 2 katlı Hasan Dursun abinin evidir. Hakikaten bu şeyden sonra nasıl oluyor? Bakın hemen peş peşe. Manita Medresi açılıyor bakın. Manita Medresi açılıyor, Mannheim'de açılıyor, Stuttgart'ta, ondan sonra Münih'te, Ulm'da, Augsburg, Dikinsul'da, Frankfurt'ta. Ondan sonra Berlin'dir, Hannover'dir, Hamburg, Kiel, Düsseldorf, Duisburg, Köln, artık 27 tane farklı şehirde medrese açılıyor. Şeyden sonra bakın, bu toplantıdan aşağı yukarı 2 sene falan geçiyor. 2-2,5 sene içerisinde böyle Almanya çapında bir medrese açma faaliyeti. İşte bu meyanda Nur talebesi abiler diyorlar ki, üstadımızın en büyük şeyi, o Bayram abinin, yani üstadımızın söylediği, sizi oralara gönderir, yani Almanya'ya gönderir. Fabrikalarda çalıştırır, bu Kur'an'ı da bastırtırır. Şimdi oradaki abiler diyorlar ya, üstadımızın böyle bir şeyi var, vasiyeti var. En büyük hedef gayelerinden birisi Kur'an'ı Almanya'ya bastırtmak. Ne yapacağız? 73 yılında Berlin'de bir bina satın alıyorlar, Eisenbahnstraße. Ondan sonra matbaa makinaları ve ilk Kur'an 73-74 yılında Berlin'de basılmaya başlıyor. Yani şu elimizdeki hani Allah hafızlarının alt alta geldik. Bu Türkiye'de daha sonra basıldı ama ilk şey bunun baskısı Berlin'dedir. Tuhaf olur. Yok, ilk şeyde basamakta 350 bin euro, şu mark, euro diyorum. Mark topluyorlar abiler. Önce binanın alınması, sonra tekrar bir daha takviye yapılır. Bina, matbaa makineleri vesaire hepsi alınıyor. Ondan sonra artık Kur'an basılıyor. Basıldıktan sonra zaten gidin camilere, mescitlere falan Kur'an'ı gördün mü? Kuşe kağıt, yani çok sarı, sarıya yakın bir kağıt, çok kaliteli kağıt, deri cilt, ondan sonra
Yani parasına falan bakmıyor. Yani gösterdiğin anda o zaman 150 mark, 170 mark falan öyle gidiyordu. Bir tane Kur'an öyle. Bir kısım Türkiye'ye gönderildi. Daha sonra Lübnan'da farklı yerlerde basıldı. Yani eski zamanda bakın böyle saman kağıt, Kur'an böyle Allah Allah nasıl ilahi bir kitap falan. Yani ele almamak için ne gerekliyse onu yapmışlar. Şimdi layık bir şekilde basıldı mı? Elhamdülillah. Yani Kur'an ilk defa nur talebeleri vasıtasıyla dünyada o layık olduğu şeyde, kaliteyle ilk defa nur talebeleri vasıtasıyla verildi. Ondan sonra elhamdülillah dünyanın her tarafında öyle şey yapıldı. Yani bu bir tarafı, Fırıncı abinin bir hatırası var bu matbaanın önünde. Şimdi 73 veya 74 yılının başı, şimdi cadde Eisenbahnstraße cadde, Almanlar geçiyorlar işte yoldan. Bir gencin birisi bak diye düşüyor şey kaldırma. İnsanlar toplanmışlar başına. Fırıncı abi de merak ediyor. Şey camdan görünüyor diyor şey matbaanın penceresinden. Ben de koştum acaba ne oldu falan diye. Baktım meğer genç madde bağımlısıymış. Ve ondan sonra orada diyor şey yaptım, şu dua ettim. Allah'ım şu milletin eline bunların dilinde yani Almanca olarak Risale-i Nur'ları vermeyi bize nasip etti. Orada bu duayı ediyor. Ondan sonra işte artık bilemiyorum ne kadar bir zaman sonra oradan ta Amerika'ya uçağa atıyor gidiyor. Amerika'da şey var, yeğenin beyi var Osman Bilgioğlu. İlk İngilizce tercümeleri yapan Osman Bilgioğlu, Süleyman Kurtel var, Hasan Kondu, ondan sonra Ümit Şimşek de var ama daha sonra gidiyor. Burada çok anahtar rol oynayan bir profesör var, Hamit Algar. Yani Risale-i Nur tercümelerini yapan, çok büyük bir şart. Türkçesi de var. Herhalde hanımı da Türk olması lazım. Şey, Hamit Algar'ın İskoçya asıllı bir Müslüman profesör. Ve Fırıncı abi bir taraftan Risale-i Nur'dan mesela 9. hakikat, haşirle alakalı bir bölüm, 6. mesele. Ondan sonra ne vardı? Birkaç şöyle, tevhid ve ahiretle alakalı bazı kısımlar seçiliyor. Bunları Profesör Hamit Algar tercüme etmiş. Aynı zamanda o dönemde 1974'te Amerika'da bir dergi çıkıyor. Nur the Light. Yani Nur isimli bir dergi. İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak yayınlanıyor bu. Aşağı yukarı 180 ülkede o zaman yani Almanya'da yüzlerce belki 1000-2000 abonesi vardı o zamanlarda. Yani çok değişik ülkelere gidiyor. Risale-i Nur'dan belli bölümler, tercüme edilen kısımlar bu şeyde İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak orada basılıyor ve artık abone tarzında dünyanın değişik ülkelerine gönderiliyor. Öyle. Bir taraftan bu işi yapıyorlar. Osman Bilgioğlu abi, Süleyman Kurtel, ondan sonra Hasan Kondu, Ümit Şimşek, Hamit Algar tercümeleriyle yardımcı oluyor Profesör Hamit Algar. Ve Almanca'da işte artık 8-10 bölüm veya 5-6 bölüm bunlar tercüme edilmiş. Fırıncı abi diyor, bunları hemen bir kitap yaparım diyor. Yani duası var ya Berlin'in fatbası önünde. Hamit Algar işte daktiliye çekiyor diyor ki ne olur diyor bunu diyor. Viyana'da İsmail Baliç var diyor, şeyli, Bosnalı, Saraybosnalı. O görmeden, onun tavsiyatından geçmeden bunu yayınlamayın diyor. Fırıncı abi bak düşünün şeyden, Kaliforniya'dan uçağa atlıyor, Köln'e geliyor. Hani hemen diyor geldik diyor, Köln'e geldik diyor. 8-10 bin kilometre gidişi de var öyle. Öyle. Köln'e geliyor. Oradan Zeki abiyle birlikte arabaya atlıyorlar. Doğru kış günü, Ocak ayında şeye gidiyorlar. Viyana'ya gidiyorlar. Viyana'da İsmail Baliç'i buluyorlar. İsmail Baliç'e yaptıkları hizmetleri, işte Risale-i Nur'ların neşri, işte artık o dönemdeki diğer neşriyatları falan anlatıyor. Ya diyor bunu ancak bir devlet yapar. Nasıl başarıyorsunuz falan diyor. Ama söz diyor, madem diyor Hamit Algar gönderdi bunu diyor. Ben diyor bunu tahsiyeni yapacağım diyor. Bana biraz vakit verin diyor. 3 hafta işte artık bir vakit. Fırıncı abi ben oradaki Viyana Medresesi'nde kaldım diyor. 74 yılında İsmail Baliç tahsiyatı bitiriyor. Ondan sonra aldım onu diyor. Treni atladım doğru Köln. Tekrar uşağı atıyor. Bu sefer yine Amerika, Kaliforniya. Orada yeğeninin bir işte Osman Bilgioğlu. Onlar Gott, Mensch und das, das Jenseits diye Allah, insan, ahiret diye bu adlı bir kitap. Yani küçük sözler ebadında bir kitap düşünün. Onu Almanca'da 74 yılında ilk defa, yani Almanca bir kitap 74 yılında öylece şey yapıldı. Ben de Türkiye'de o zaman Almanca okuyordum Ankara Gazi'de. Benim elime de o dönemde 74'te geçmişti. Beyaz Zemin, Lacivert yazılarla Gott, Mensch, yani Allah, insan, und ve das Jenseits,
ahiret diye. O kitap öyle şey yapıldı. Bir sene sonra da bir tekrar bir kitap. İstikbal karanlıklarını aydınlatan nur. Lichter für die Nacht der Zukunft diye bir kitap yayınlandı. Ondan sonra 1980 yılında Ramazan Risalesi'ni müstakil bir broşür olarak şey yaptık, bastırdık Almanca. Kesin bir bilmiyorum ama herhalde 30-40 bin bir ödeme şey oldu. Yani Almanya'da dağıttık öyle. Hatta bir hatırası var. Bir Alman Müslümanı, mühendis, Hamburglu. Ona kendisine vermiştik. İslami toplantılarda bir araya geliyorduk. Yani Ramazan'ı, yani orucu bu kadar hikmetleriyle, arka boyutlarıyla anlatan başka bir kitap ben hayatımda görmedim. Ne kadar küçük hacimli ama böyle çok harika bir kitap diye öyle şey yapmıştı. 1979 yılında şöyle bir şey hadise oldu. Almanya'da şimdi Türkiye gibi değil, Türkiye'de din dediğimiz zaman bizim Devlet Bakanlığı'na bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı var. Şimdi orada din dersi verilmesi, ondan sonra cami açılması veyahut da bir ilahiyat fakültesi açılması, öğretmenlerin yetiştirilmesi bunlar doğrudan doğruya kilisenin desteğiyle, kontrolüyle oluyor. Yani devlette bir nevi fark var ama buna rağmen kilise yani oranın anahtar hükmünde. Şimdi bu tarz bir hakkı Müslümanlara da vermek istediler birkaç eyalette. Bizim eyalette yani North Rhine-Westphalia, Kuzey-Rhine-Westphalia eyaletinde dilekçesi verildi. İslam kültür merkezleri yani Süleyman Efendi'nin talebeleri, biz Nur talebeleri, Cemaat-ı Nur. Tabii Milli Görüş pek öyle o zaman büyük bir teşkilat değil. Diyanet yok zaten. Yani bizim yani devlet geleneğimizde dışarıda dini desteklemek diye bir şeyimiz yoktu. Yani saldım çayıra, Mevlam kayır. Yani İspanyol gelmiş, Yunan gelmiş, Portekizli gelmiş ama onlara kilise açılmış. Bizim vatandaşımız ne bir mescidi var, ne diğer sosyal teşkilatları var. Tamamen hepsini vatandaş kendisi yapıyor. İşte ihtilalden sonra, 80 ihtilali kafalarına ne estiyse 82 yılında Diyanet ilk defa 82'de geldi şeye, Almanya'ya. Neyse tekrar başa bu İslam resmen tanınması dilekçesini biz verince, yani İslam Kültür Merkezleri, Cemaat-ı Nur talebeleri, oradaki büyük dergiler var. Spiegel diye. İşte Spiegel, daha başka sendika var. Bizdeki bu disk, komünist veya sosyalist sendikalar birliği gibi. Orada bir IG Metall diye bir şey var. Sendika. İşte ne diyordu? Erzkonservatif, işte halifelik sistemini isteyen ne bileyim artık daha çok daha negatif şeylerle Süleymanlı ve işte Nurculara Alman devleti resmen İslam'ın resmen tanınmasını verecek diye aleyhte böyle makaleler. Onun üzerine bayağı çok sıkıntılı bir ortama girdik. Muhammed Salim Abdullah vardı. Allah rahmet eylesin. 2013'te vefat etti. O Fırıncı abiyle beraber falan da görüştük. Burada yani Risale-i Nur ve Nurculuk hareketi nedir, ne değildir? Bunu şöyle tarihi çıkışından tutup Bediüzzaman Said Nursi, işte tahsili, topluma, İslam dünyasına mesajları, Risale-i Nur mahiyeti nedir? Bunları anlatacak bir şey lazım. Şöyle nasıl diyeyim? Yani küçük sözlerin yarısından birazcık daha az söyleyeyim. Yani el kadar bir broşür yani öyle diyelim. O öyle yayınlandı diye Nurculuk Bewegung, yani Nurculuk Hareketi diye. O şekilde ilk defa yani bütün Batı üniversitelerinde hep şeydir. Yani Risale-i Nur Hareketi deyince Salim Abdullah'ın o el broşürü hep böyle atıp da ona bulunur. Dördüncü şeyimiz Almanca yayınımız o oldu. Ondan sonra 83 yılında Mikail Osman var, Polonya asıllı Mikail Osman. Küçük sözleri Almanca'ya tercüme etti Mikail Osman. İşte biz 78'de gitmiştik. Tabii o 5-6 senede hemen güzel tercüme yapabilecek şeye ulaşamıyorsunuz. Tabii gidişimiz de öyle bayağı bir taraftan Ali Şen abi, diğer taraftan Fırıncı abinin beraber istişaresi sonrası 1978 yılında öyle tahakkuk etti. Biz Almanya'ya gittik yani öyle. O şekilde kaldık. Fırıncı abi işte bizi bir de biraz da tercümelere alıştırmak istiyor. Mikail Osman'ın yaptığı şeyi bir de sen bak ben dedi. Yani yaptı zaten diye. Neyse zorladı. 1984 yılında Haşr Risalesi'ni Yusuf Anton diye bir Alman Müslümanı onunla beraber Haşr Risalesi'nin tercümesini onunla beraber tatillerde Köln'deki medreseye geliyordu. 2-3 hafta mesela tatilde beraber kalarak işte artık baştan sona kadar 3-4 haftada veya belki 6 haftada bitirdik Haşr Risalesi'ni.
O zamanki şartlarda 1500 marka anlaşılmıştı. Yani 1500 mark İspanton'a verecektik. 8 şerif tabi vardı rahmetin. Öyle. Bitti tercüme. İspanton daktiloya geçecek. Ondan sonra daktiloya geçtiği o kağıtları, evrakları bize verecek. Şimdi götürdü ahına. Fakat bir gün telefon açtı. Rüstem dedi, ben bu elimdeki haşir risalesi, yani daktilo yazılı kağıtları size vermeyeceğim. Niye? Bu 1500 çok az dedi. Ne olacak? 2500 mi? 2700 istedi. Ben de Zeki abi aynen böyle aktardım. Dedim abi böyle böyle. Bu kadar 2500 mark para istiyor. Hayır kardeşim biz dedi onu 1500'e anlaştık. O 1500'e veriyorsa veriyor, vermiyorsa kalsın onu dedi. Aynen böyle kestirip attı. Neyse aradan bir hafta 10 gün geçti. İspanton gece saat 10.30-11'e doğru telefon açtı. İşte yarın ahına gelin dedi Zeki Şevki. Ne oldu Anton? İspanton yarın gelince anlatırım dedi. Neyse gittik İspanton'da Aachen'da buluştuk. Dedi ya dedi, şimdi Aachen şehri Belçika ile sınır. Ormanlıktan şöyle yürüyerek karşıya geçiyorsunuz. O zaman sınırlar kapalı şey değil. Avrupa Birliği yok. Karşı tarafta tütün ucuz, kahve ucuz Belçika'da. Oradan alıyor. Geliyor Alman birahanelerde falan birahanelerde satarak yolunu buluyor İspanton. Kendisi kendisi aynı zamanda. Neyse Almanya'dan yani Aachen şehrinden çıkıyor. Ormana girdim diyor. Yunus'un bu karşıma çıktı benim. Yani niye vermedim, şimdi niye vermek istiyorsun diye onun sebebini anlatıyor. Yunus'un diyor, bakın bu rüya değil anlattığım şey arkadaşlar. Canlı vücuduyla, yok yakaza falan değil. Ben nasıl şu an seninle konuşuyorum. Çıkıyor ormanda karşısına. Anton diyor, sen o elindeki kağıtları diyor, onlar para verseler de vermeseler de diye Üstad Bedizim Hazretleri. O kağıtları vereceksin onlara diyor. Ondan sonra neyse artık bayağı sert söylüyor. Gidiyor Aachen şeyden Belçika tarafından alışverişini yapıyor. Dönüyor. Tekrar bir daha çıkıyor karşısına. Anton diyor bak sen o elindeki o kağıtları onlar para verseler de vermeseler de vereceksin diyor. Senin talebelerin para vermiyorlar. Ondan sonra diyor ki Üstad Hazretleri bak rüya değil arkadaşlar bu Almanca yani şu an şöyle Almanca söylüyor. Almanca söylüyor arada. Evet evet ya, Almanca konuşuyor. Almanca Üstad değil mi? Ondan sonra bakın Üstad orada bir şey diyor bakın. Diyor ki Anton diyor yani onlar para vermiyorlar deyince yani senin talebelerin para vermiyorlar. Ben senin paranı vereceğim diyor. Ben senin paranı vereceğim diyor. Yani biz Allah kabul etsin yani Köln'deki abi kardeşler kendisine ne kadar kesin bir 30 bin mark sözler, mektubatlamalar, şualar onların tercümesi için verdik. Şimdi bu bizim verdiğimiz. Bak Üstad diyor ben senin paranı vereceğim diyor. Sene 93-94'te bir gün İspanton Aachen'dan geldi. Rüstem dedi, Nursi benim paramı gönderdi dedi. Nursi hatma mein Geld auf mein Konto überwiesen. Ne oldu Anton falan dedim. Onun Hamburg'da post check konto, Postbank diye bir bankada hesabı vardı. Oraya 55.400 mark. 55.400 mark para havale ediliyor. Kayıtta. Kim havale ediyor? Kayıtta. Kaynağı öyle işte. Allah Allah. Bak Üstad'ın sözü ne? Ben senin paranı vereceğim diyor bak Üstad Hazretleri. Hakikaten 55.400 mark hesabına para havale ediyor. Biz kendimiz yani onu gönüller olarak aşağı yukarı 30 bin marka yakın para şey yapmıştık öyle. Bakın yani rüya değil de bak Bedizim Hazretleri bak vefat etmiş ama hayatta aynen vefat etmiş olmasına rağmen aynen hayatta tasarrufu devam ediyor. Yani İspanton'un aynen ifadesi böyle. Ve yani şeyden sonra Haşir Risalesi 1984 bir sene sonra Ayet-i Kübra yaptık Das Oberste Zeichen diye. Haşir Risalesi Die Auferstehung und Das Jenseits. Ondan sonra Die Wunder Muhammed Muntat-ı Ahmediye tercümesi yapıldı ve çıktı. Ondan sonra sözlerin geri kalan kısmı işte. O, yani küçük sözler bitmişti zaten. 10. söz Die Auferstehung Haşir Risalesi bitti. 11'den artık geri kalanın tercümesini yaptı. Tercümeyi yapıyordu. Köln'e geliyordu. Karşılaştırması yapılıyordu baştan sona kadar. Öyle öyle 1999-2000'e kadar bütün o dört kitapta hepsi elhamla bitmiş oldu. Tabii sırf onun tercümesiyle biz iktifa etmedik.
bir Alman Müslümanı vardı, Klaus Schünemann. Allah kanıka rahmet eylesin. Arkamda epey namaz kıldı da yani tam şehadeti ifade etmemişti. Yani arkamda namaz kılıştı. Bir gün sözlerin de şeyini yapıyoruz beraber. Sözler bitti. Birden 20'ye kadar onun tasihatını yaptık. Yani sırf Anton yaptığı şeyi de bırakmadık biz. Yani diyelim ki güzel bu Almanca ama Almancayı yani hakikaten Almanlar da yani normal entelektüel bir Alman da anlayabiliyor mu bunu? Belavatı var mı? Güzel bir Almanca mı? Neyse. Klaus Schünemann de bir gün tasih yaparken dedi ki ya istem dedi iyi güzel boş da bu Nursi'nin kitaplarının entredaksiyonunu yani son kalem vurmayı siz Türkler yapmayın dedi. Niye dedim Klaus? Dedi ki yani bunu dedi yapacak kimse bir dilci olması lazım, germanistik okuması lazım Alman dil edebiyatı. İkincisi İslam dinini çok iyi bilen bir Alman bunun bu iki özelliği olan onlar yapsınlar. Siz yapmayın dedi. Yani Salino'da bir kural var. Belagatı tarif ederken belagat mutabıkı muktezai hale mutabakat etmektir. Yani hal ve durum bulunduğun şartlar neyse oranın şartlarına göre hareket etmen gereken ifade Türkçesi bu. Sungur abi rahmetlinin de bir şeyi vardı. Her yeni tercüme yeni bir teliftir. Her yeni tercüme yeni bir teliftir. Yeni telif olduğuna göre öyleyse oranın şartlarını mutlaka nazar itibar almak mecburiyetindesiniz. Neyse işte Klaus Schünemann rahmetlinin şeyine göre biz de bunu böyle bir Alman bulduk. Daha sonra işte ikiye çıktı bu sayı. Yani sözleri ve lemaları bir Alman yaptı. Ondan sonra mektubat ve şeyi de ne derler şu alanda başka bir Alman'a yaptırdık tercümesini. Yani öylece dört kitap çıkmış oldu. Yani bir de şöyle bir şey 84 yılıydı galiba. Bir gün rüyamda Fıncı abinin elinde dört tane sütun var. O kadar şey ki nurani parlak ki yerle gök arasında 3-4 tane sütun. Böyle hayret muhabbetle bakıyorum. Dört tane de benim elimde var ama o kadar parlak değil benim elimdekiler. Ben sürük sürük Allah Allah niye böyle diyorum. Sonra elimde bir şey var şöyle sünger gibi bir şey. Şöyle bir sürüyorum. Allah Allah. O da şey gibi. Diğer sunu, Fırıncı abi elindeki ne derler, sunlar gibi parlamaya başladı. Diğerini, diğerini, diğerini. Ha, bu sünger çekmek ne demek? Yapılan o tasdifler var ya, yani o Klaus Schünemann'ın söylediği, yani siz Türkler son kalemi siz vurmayın. Yani bir Alman vursun, yani o son ifade şeklini bir Alman yapsın onu. O şekliyle ben anlattım. Dördünde işte yani ilk tercümeyi Swanton'la beraber yaptık. Ondan sonra değişik Almanlara, mesela bunlardan bir tanesi Ahmet Aries, Alman Müslümanı çok yani 45 senedir bir samimiyetimiz, arkadaşlarımız var. Mahmet Salim Abdullah öyle. Ya ona mesela şeyini yaptık, tasihatını, Klaus Schünemann'la yaptık. Ondan sonra Ahim Savcısı var, Jürgen Birch, o yaptı. Yani bir dil olarak elden geçirdi. Dinler söyledi vesaire falan derken en sonunda eğer yarın içe gidecekler varsa onları şey yapmayalım. Yok, şimdi. Yok. Abdest alacaklar. Efendim? Namaz. Yatsı namazı az kaldı. Abdest alacaklar. Tamam bir, evet. Hasılı öylece yani bitti hepsi. Bittikten sonra da biz şey yaptık yine tekrar bir daha doğru yanlışlık var mı diye. Bir diyelim ki Almanya'da yetişmiş lise son sınıfta üniversiteye giden kardeşlerden bir grup şey yaptık öyle. 15-20 kadar. Onlarla bir çalışma kampına gittik. Öyle. Onlarla beraber ne derler? Tekrar baştan sona yani küçük sözlerden ta sonuna kadar grup grup diyelim ki Abdurrahim kardeşe şey verdik. Küçük sözleri o. İşte diyelim ki Enes kardeş onun bir sözü yapacak. İşte kardeşimiz işte 11'den 15'e. Böyle taksim ettik. Ve bunu herkes kendi artık aldığı kısmı tasihatını yaptıktan sonra şimdi herkes bittikten sonra Stuttgart'ta bir araya geldik 2000 yılında. Tasdifler ve teklifler doğru mu değil mi? Yani 15-20 kişi büyük ekran karşısında herkes yani yapmış olduğu bölümdeki o tasdifle alakalı teklifleri sunuyor. Heyet oradaki ifadeye göre orijinal ile doğru veya değil yani son kararı verdi orada uygulaması yapılıyor. Fırıncı abi de arkada bu manzarayı seyrediyor. Arkada beş bina var. Öylece şey yaptık yani sözler böylece bitti. Ondan sonraki yani mana değişikliği değil yani o son kalem vurma bundan sonraki safhada başladı.
yani bir dilci ve aynı zamanda şeydir, İslam dilini iyi bilen bir Alman. Benim de öyle geçti. Fırıncı abi ondan sonra bu hadiseden sonra şunu anlattı bize. Yani dedi, 74 yılında işte Kotmenş, yani Allah'ın insanı ahiret kitabını bastırmak için binler, yani ya buradan diyor şey, Berlin'den Amerika'ya gittim, işte oradan geldim falan filan diyor. Yani sanki buradan yani Bakırköy'den sanki şey Zeytinburnu'na gittim öyle değil. Yani bak, 12.000 kilometre ondan sonra gidiyor, orada aylarca kalıyor, şey yani Hamit Algar'a tecrübesini yaptırıyor, ondan sonra onları alıyor. Tekrar uçağa atlıyor, Köln'e geliyor, oradan arabayla şeye gidiyorlar, Viyana'ya gidiyorlar bir kara kışta. Ocak ayında, ondan 3 hafta orada bekliyor. İsmail Baliç yapıyor, sonra onu o kağıtları alıyor, onu tekrar Köln'e geliyor, tekrar uçağa atlıyor, Amerika'ya gidiyor. Amerika'da onlar diziliyor, dizildikten sonra kitap haline geliyor. Ve bunu şeyde, yani biz o grup sözlerin artık o nihai şeklini verirken arkada seyretti, ondan sonra bunu bir hatıra olarak anlattı. Elhamdülillah dedi, bak bir küçücük kitabı bastırmak için bu zahmetler ama Cenab-ı Hak bakın, şimdi burada yetişmiş, burada okula gitmiş abiyle kardeşlerimizin çocukları bu işleri yapabilecek hale geldi. Ne kadar şükretsek Allah'ımıza azdır diye bunu bir hatıra olarak şey yaptı. Klaus Schünemann'la ilgili kısa bir şey anlatayım. Adam bir gün dedi ki ya, o tasvirleri yaparken, Rüstem dedi ya, Müslüman arkadaşlar benim Müslüman olmamı istiyorlar, ne diyorsun falan dedi. Şimdi öyle deyince bir adama baktım, şimdi Müslüman ol desem, adam hazır değilse yanlış bir şey yapmış olacağım. Olma desem, onu da diyemez. Ya dedim, Klaus benim için arkadaşlarımız önemli falan dedim, geçiştirdim. Neyse bu 99 yılı, 2000 yılında bu Klaus Schünemann'ın çok ileri seviyede bir kanser teşhisi yapıldı. Hastane falan yaptı. Beşir Dutz diye bir Alman Müslümanı var, başka bir Alman Müslümanı. O şeyle de, Klaus'la da çok samimler. 17 Nisan 2000'de şeyde, Freiburg, Karaorman, Schwarzwald'da bizim şey var, bir aile programımız vardı. Bütün Nur talebeleri oraya gittik. Gidecektik. Tam o gün Beşir Dutz, Bonn'da oturuyor kendisi. Rüstem dedi, şey, Klaus Schünemann vefat etti. Ama dur dinle dedi, şeyinden, vasiyetinden ne çıktı vasiyetinden dedi. Adam vefat etmeden önce şeye, daha öncesinden şeye, hanımı ve oğlu farklı bir şey yaparlar diye notere gitmiş. Noterde aynen şey şu, ben vefat edersem benim ne derler, beni İslami usullerden kendimi İslami usullerle dikanmamı, İslami usullerle kefenlenmemi ve gönlümü de Kabe'ye çevirerek o şekilde defnedilmemi vasiyet ediyorum diye. Noterden artık o noter tasdikli imzalı mevzu falan o şekil Allah rahmet eylesin Klaus Schünemann öyle şey vardı. Profesör Paul Schwarzenau, o da hakikaten yani tevhidçi, yani kendisine neyi verdik, Ayet Kübra'yı verdik, Haşr Risalesini, şimdi Almanca Nur dergisine de çok şey makaleler gönderdi. İsa Müslüman mıydı diye bir makale yazdı. Ve hatta Mucizat-ı Ahmediye'nin başında bir şey vardı, ilk başından basılan Mucizat-ı Ahmediye'nin başında bu şey yazı Profesör Paul Schwarzenau'a aittir öyle. Elhamdülillah. Tasdikleri yapan hanımlardan bir tanesi Martine Holzler diye bir kadın. O da Müslüman oldu. Fakat ya ben şimdi bu toplumda başörtüsünü ne yapacağım falan diye o öyle bir şeyi vardı, maruzatı olmuştu. Diğer bir şey de 84 yılında ilk Haşr Risalesini tercüme ettikten sonra İspanton'la ben kendim öğretmen olduğum için kendi okulumda Liesel Dick diye Akdeniz Edebiyatı çok güzel bir kadın vardı. 94 yaşında vefat etti kadın. Ya ona rica ettim, dedim ya bir bakar mısın? Biz yaptık tercümesini ama yani Almanların halet ruhiyesine, anlayışına uygun mu değil mi? Kadın tamam dedi, yapacağım dedi. Ve artık tasdiklerini yapmış. Hayat bahsini hatırlarsın Abdurrahim kardeş. Hayat bahsinde çok uzun bir şey var. Bayağı 2-3 paragraf şeyinde böyle uzun bir 2-2,5 sayfa. Yani Allah'ın hayatını anlatıyor orada da ama şey yok. Özne yok. Allah mı, peygamber mi? Kadın şeyi yakalamış orada. Cümleyi okuyorsunuz. Yani çok uzun bir cümle. Yani 2 sayfa var bayağı şu kitap şeyini düşünsek. Ondan sonra özne yok. Bir gün dedi ya okulda, ya Kerbey, yani orada soyadını hitap edin. Bu cümleyi
yüzdesi, öznesi yok dedi. Bir orijinaline falan bakın, orada nasıl falan diye. Artık oradan birkaç kimse vardı bayağı Risale-i Nur'da. Onlara sordum, çıkamadılar. Fırıncı abiye sordum, o baktı. Dedi, aferin dedi, valla ben dedi, Sungur abiye gitmem lazım bu meselede dedi. Neyse artık Sungur abiye gidiyor. Orijinal Osmanlıcaları çıkarıyorlar. Rapsullah unutulmuş orada. Alman bir kadın mı oldu? 94 yaşında vefat etti. Rapsullah unutulmuş. Rahmet eylesin. Onu da bak şeyi şöyle. Allah. Yani niye Allah rahmet eylesin diyorum. Kadın Haşim Risalesini okudu. Yunus Ayet Kübra'yı yaptı daha sonra. Ya Kerre'yi dedi, benim çevrem dedi, Katolik dedi. Ben şimdi Müslüman olsam bunlar acaba ne derler dedi. Bakın, okuyor bir kitabı, Haşim Risalesi, Ayet Kübra ve ortam kendi dünyasındaki Müslüman olması gerektiğini artık onu ifade ediyor. Hatta dedi, ben dedi, gelen dostlarımıza, akrabalara Allah'ın varlığı ile diyor, Ayet Kübra'dan yerler okuyorum dedi. Çünkü bu inanmamış olsa bunu niye gelenleri Allah'ın varlığı ile bile şey anlatsın. Geçen sene şeydir, Ekim ayında işte Almanya'ya gittim de bu kadını rüyamda gördüm. Kızım var şimdi 13 yaşında. Bunlar Kur'an kursuna gidiyorlar. O diğer kardeşlerden de. Şimdi güya o kızım Meryem Nur, ben, o kadın ve müdürüm. İkisi beraber yan yanalar. Bir şöyle avlu önündeler. Ve kızıma diyor ki, yani Almanca konuşuyor mu? Diyor ki, du liest den Koran nicht diyor. Sen Kur'an okuyorsun değil mi diyor. Şey bu yani. Mandara bu. Sen Kur'an okuyorsun. Yani Kur'an okuyorsun ama ne demektir bu? Vefat etti yani. Kendisi de o benim müdürümde. Yani bizi de o. yani öyle bir şeyi oldu. Diğer Christian Siska diye mektubat ve şuaları yapan, yani tasiyatını yapan çok güzel Türkçesi de vardı Christian Siska'nın. Türkçesi de bazı tercümeleri. İngilizcesi zaten Alman edebiyatı ve ilahiyat okumuş birisi. Onun Auslandsbeziehungen diye bir dergi var. Dışişleri Bakanlığı çıkardı. Orada bizim hakkımızda çok nispet bir makale yazdı. Bediüzzaman ve talebelerik diye öyle bir makale yazmıştı. Hakikaten elhamdülillah. Yani sözden geçtiğim dergiyle de, işte kitaplar da öyle. Şu an yani Sözler Yayın Evi'nde çıkmış dört büyük kitap. Tarihçi Hayat bir Alman yayın evinde, Almanya'da yayınlandı. Üç tane sempozyum orada yine o yayın evinde şey yaptı, çıktı. 19 tane bir cep kitabı Sözler Yayın Evi'nde. Ben toptan 5, 19, 23, 24 tane bir kitap elhamdülillah. Yani Almanca'ya tercümesi ve yayını. Bahtiyar Alman millet olmaya devam ediyor. Şimdi bahtiyarlık da şöyle, yani bir maddi olarak hakikaten çok refahla birlikte bunlar bahtiyarlar. Diğeri İslam'ın amansız düşmanı. İngiliz'e, Fransız'a vurmakta, Rus'a vurmakta Osmanlı'nın ve Türkiye'nin yanında yer almış bir millet, Almanlar. Diğer taraftan şu an Türkler ve diğer Arapları farklı milletlerle şey yapsak 7-8 milyon Müslümana ev sahipliği yapıyor Almanlar. Yani böyle bir şey ki 1742 yılında Friedrich Wilhelm II herhalde, Friedrich Wilhelm II ve 1756 pardon Osman diye bir onların ordusunda, Rusya ordusunda bir subay Osman, Leutnant Osman. Bir protestan kadına aşık olmuş, onunla evlenecek ve evlenmiş de kilise diyor ki für einen Heiligen gibt es kein Leib diyorlar. Bir, yani biz ne deriz? Gavur deriz ya onlara. Onlar, bizi de onlar için haydi yani dinsiz manasında. Bir dinsize şey yoktur haydiye, kız veremeyiz diyorlar. Kilise böyle diyor. Onun üzerine Osman da şey yapıyor, krala bir şey yazıyor. Direkt şey, mektup yazıyor. Kral Hazretleri, bu protestan kilisesi, bu sevdiğim kadınla evlenmeme müsaade etmiyor diye bir krala. 1756 yılında. Ondan sonra kral da bir şey yazıyor, tolerans beyannamesi, fermanı diye bir şey yayınlıyor. In meinem Lande, Gottes Namen in allem Munde verkündet werden, den Türken uns kämen. Werden wir natürlich denen Moscheen bauen. Benim ülkemde Allah'ın adı bütün dillerde anılmalıdır. Eğer Türkler bize gelirlerse elbette onlara camiler yapacağız diyor.
1756'ın ki o tarihte söylüyor. Prusya ordusunda da şöyle bir gelenek varmış. Hani eskiden şeyde de var. Bizanslılarken, Orta Asya'dayken Türk akıncıları işte ne bileyim askerler getirip kendi ordularında şey savaştırırlarmış. Şeyde Prusya ordusu da Altın Ordu devleti var. Türk devleti şeyde Polonya'nın batısının doğu tarafında. Oradan asker getiriyorlar. Prusya ordusunda istihdam ediyorlar. Hatta Friedrich I'in tahta çıkış vesilesiyle Sachsen derebeyi ona 30 tane Yeniçeri askeri tahta çıkma vesilesiyle 30 tane Yeniçeri askeri sipahi yani işte atlı asker hediye ediyor. Onların görevi sadece kralı korumak. Kral da onlara Potsdam şehrinde bir protestan kilisesi var. Hemen onun yakınında düğünü kıbleye bakan bir mescit onlara yaptırıyor. Ve daha sonra ileride büyük camiler falan noktasına gidiyor. Şimdi bugün de yani günümüze geldiğimiz zaman bir ara Kohl'la Mesut Yılmaz arasında 98-99'da bir atışma olmuştu. Kohl dedi ki sen kendi ülkene bak. Benim memleketimde 4500 tane canlı var. Ne ibadetlerine ne başörtülerine karışıyoruz. Sen kendi ülkene bak. Helal olsun. 99'da öyle şey yapmış. Şu an bakın yani şeyde Köln'de yani Avrupa'nın en büyük camisi Köln'de hakikaten Köln'de Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi, Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Yeşiller, Hür Demokratlar, sendikalar ve 1 Mayıs'ta olay çıkaranlar vardı. Böyle arabaları devirirler, yakarlar falan. Onlar da Köln'e gelip Müslümanlarla beraber 3-4 defa çünkü Avrupa çapında ırkçılar geldiler. Bu Müslümanlara burada cami yaptırmayacağız. Bak kilise mensupları, partiler, sendikalar, bu kaotun 1 Mayıs'ta olay çıkaranlar hepsi beraber bu ırkçıları 3-4 defa şey Köln şehrinden adeta meydan savaşları atıldı. Şu an Köln'de Avrupa'nın en büyük camisi. Yani öyle bir ibadet yeri ki gidin şöyle bir cuma vakti veya normal cumartesi pazar gidin kenarda oturun girip çıkanlara. Çünkü İslam dünyasının renkleri ondan sonra Almanlar da aile aile grup grup bazen 35-40 grup geliyor. Ondan sonra camiyi şöyle bir geziyorlar artık öyle. Yani tam bir ziyaretgah. Hatta Almanların ifadesiyle Köln için ifade şudur. Mekka de Moslems in Europa diye. Köln Avrupa'daki Müslümanların Mekkesi. Mekke'miz belli de ama Avrupa'daki. Diyanetin merkezi Köln'de. Ondan sonra İslam Kültür Merkezi, Süleyman Efendi Talebeleri Köln'de. Milli Görüş Köln'de. Nur Talebelerinin Merkezi Köln'de. Birkaç teşkilat daha var. Bu noktadan Müslümanların Avrupa'daki Mekkesi diye. Şimdi bizim Rauf kardeşi 125 bin Türk Rauf'ta var. Rauf'ta gitti. Türk Müslümanı. Bir de diğer Araplara falan şey yaptığı zaman 150 binin üzerinde Köln'de Müslüman. Yani %15 Müslüman, 70'in üzerinde de cami Köln'de. Bismarck, Üstad bahsediyor ya, orada nasıl biliyor? Bir de Bismarck şöyle olmuş mu? Şeyde Hutbe-i Şamiye'de, Şarat-ı Bicaz'da da var, hatta 19. mektupta da var. Evet. Ya Muhammed, sana muasır bir vücut olamadığım için müteessir, zira beşeriye senin gibi bir dahi bir defa yetiştirdi. Badema yetiştiremeyecektir. Taraf-ı ilahiden indirildiği söylenen bütün kitapları okudum. Ama aradığım hikmeti bulamadım. Ama Muhammedilerin kitabı yani Kur'an bu kayıttan azadedir diye Bismarck öyle. Sonra işte açılmış. Protestan kilisesiyle şeyi arası açılmış Bismarck'ın ifadelerinden dolayı. Bismarck'ın özelliği şeydir. Yani bizdeki şu an başbakanlığı yani diyelim ki eski şeyde düşünsek Cumhurbaşkanı Bismarck'ın bir başbakan gibi böyle bir fonksiyonu var Rusya. İyi ruhlar için Allah rızası için evet. Fatiha. İslam abi öbür haftalara da biraz kaldı.